Herkese merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo'nun farklı CAD sistemlerinden aldığı datalarla esnek ve hızlı bir şekilde nasıl düzenlemeler yapabileceği ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Creo'nun Unite teknolojisi ve Flexible Modeling yetenekleriyle İster katı modelleme, isterseniz de saç modeller üzerinde çok hızlı ve esnek bir şekilde çalışma imkanı sağlanıyor. Unite teknolojiyi biraz daha inceleyecek olursak, Unite teknoloji farklı CAD sistemlerinden modelleri doğrudan açabilme imkanı sağlıyor. Nedir? İşte CATIA, NX, SolidWorks, Inventor ve SolidEdge formatındaki dataları herhangi bir dönüşüm yapmadan doğrudan açabilme. Buna ek olarak da global formatlar olan ArcGIS, STEP, Parasolid gibi formatları da açıp çalışabilme imkanı sağlıyor. Açtıktan sonra ise o modeller üzerinde hızlı ve esnek olarak düzenlemeler yapma imkanı ise Flexible Modeling ile sağlanıyor. Flexible Modeling unsur tanımlama araçlarından farklı olarak anlık olarak çalışmak istediğiniz geometri üzerinde değişiklikler yapmanıza imkan sağlıyor. Şimdi ilk başta Unite teknolojiden bahsetmiştik. Bir örnekle bunu şimdi uygulayalım. Creo arayüzümüze geldiğimizde mesela buradan farklı formatlar demiştik. Bir SolidWorks uzantılı montaj dosyası var. Bu montaj dosyasını seçiyoruz. Kliklediğimizde montajımız yine kendi uzantısıyla ekranımıza geliyor. Ekranımıza geldikten sonra modelimizi seçiyoruz ve mini toolbar ile yapmak istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunu aktif ederek montaj ortamındayken parça üzerinde düzenlemeler yapabileceğimiz gibi bir yanındaki open seçeneğini işaretleyerek sadece o parçayı açabiliriz. Açtıktan sonra modelimiz şu an katı, solid olarak geldiğini görüyoruz. Fakat biz bu model üzerinde saç metal mantığında açılımını da alabilecek bir şekilde çalışmak istiyorsak yapmamız gereken işlem oldukça basit. Operation'dan Convert to Sheet Metal diyoruz. OK diyoruz. Creo formatında dönüştüreceğini söylüyor. Drawing Surface deyip bizim referans yüzeyimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra kendisi model üzerinden et kalınlığını 3 olarak gördü. OK diyoruz ve artık modelimiz bir saç metal mantığına kavuşmuş oluyor. Buradan ön izlemesine bakarsak şu şekilde açılımlar dıştan dışa ihtiyaç duyulacak ölçüleri karşımıza sunuyor. Farklı bir model daha bakalım isterseniz. Örneğin şuradaki datamızı seçtik. Aynı şekilde açtık. Buradan Convert to Sheet Metal dedik. OK dedik. Ve Drawing Surface ile şuradan yüzeyimiz, referans yüzeyimizi belirlememiz yeterli. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili işlemler birçok program tarafından rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Saç metalde Flexible Modeling aracına klikleyerek burada düzenlemeler gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin mesela Edit Band diyoruz. Şuradaki round'a kliklediğimde iç radyüsünü 3 olarak görüyor. Ben mesela değiştirmek istediğim zaman değerini girip Enter'a basmam yeterli. Bakın 2'ye düşürdüm. Açı olarak 45 dereceymiş. Bu açıyı 145 dereceymiş. 135 yapıyorum. OK diyorum. Bakın hızlı ve pratik bir şekilde saç metalde duvarın açısı ve iç radyüsünü değiştirebildim. Tekrar geldim. Edit Band dedim. Bu sefer buradaki açımı değiştirdim. Bu 35 yerine 45 derece olsun dedim gibi işlemleri rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. Artık bu saatten sonra datamız üzerinde geometrilerle
değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Mesela simetriklik tanımlıyorum. Simetri diyorum. Şu yüzey, kontrol şu yüzey birbirine simetrik olacak diyorum. Sonrasında move et diyorum. Şu yüzeyimi seçiyorum. Nereye göre? Şuradaki kenara göre taşı diyorum. Options'tan simetrikliği de kullan dediğimde bakın boy değişimi simetrik olarak gerçekleşiyor. Okey dedim ve işlemim gerçekleşti. Veya geliyorum şurada kanalım var. Şu yan yüzeyi seçiyorum ve move diyorum. Şu kenar doğrultusunda ölçülü olarak küçültebilirim, büyütebilirim. İhtiyacıma göre değişikliği rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Farklı bir CAD sisteminden Unite teknoloji ile modelimizi doğrudan açtık ve üzerinde çalışma imkanına sahip olduk. Hızlı ve esnek bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Buna ek olarak şimdi artık bunun Flat Pattern Preview'ya klikleyerek açılımını görebiliriz. Bakın açık halinde görebiliyoruz. Bounding box ile dıştan dışa ne kadarlık bir saca ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz. İstersek de bunu create instance diyerek açılımını kaydedebiliyor. Teknik resime de bükümlü hale ve açık haline getirme imkanına sahip oluyoruz. Başka bir örnekle devam edeceğim. Yine başka bir model import olarak alınmış. IGSystem Parasolid olarak olabilir. Bu şurada görüyorsunuz. Import edilmiş. Daha sonra Drawing Surface ile referans yüzey seçilip saç metale dönüşüm sağlanmış. Saç metal modelleme araçları ekranda gördüğünüz gibi yer almakta. Ardından bunda değişiklikler yapmak istiyoruz. Saç metal modellerde dikkat edilmesi gereken şeylerden en önemlisi punch formlardır. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bunların punch olarak tanımlanmasının ardından açılım gerçekleştirilebilir. Şimdi saç metale dönmemize rağmen bu punch formlar tanımlı olmadığı için bakın açılımı ön izlemeye çalıştığımızda ne yapıyor? Ekranda gördüğünüz gibi açılım gerçekleşmiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi dediğimiz gibi punch formlar. Diğeri de corner relieflerdir. Bu modelimize baktığımızda corner relieflerle ilgili bir sıkıntı gözükmüyor ama punch formlar tanımlı olmadığı için açılım alınamıyor. Bu durumda yine flexible modeling araçları devreye giriyor. Flexible modeling tabına geliyoruz. Buradan sheet metal object'e gelip Recognize Form deyip formlu modelimizden bir yüzeyi seçip Shift tuşuna basılı tutarak ayırma yüzeyinin birincisini daha sonra sağ tuşa basılı çekerek alttaki yüzeyi seçiyoruz. Bakın burayı bir form olarak aldı. Pattern'la tanıtmak da mümkün ama ben manuel olarak tüm formlar için aynı işlemi gerçekleştirerek hepsinin form olduğunu tanımlayacağım. Bakın bunları seçtim. Bunlar birer form dedim. Okey dediğimde artık bunlar birer form olarak model ağacımda da şurada göreceğiniz şekilde forma dönmüş oluyor. Biraz evvel Flat Pattern Preview'ye kliklediğimizde açılımı görememiştik. Şimdi kliklediğimizde bakın artık gördüğünüz gibi açılımını da rahatlıkla alabiliyoruz. Mesela şu köşeler var. Köşelerle ilgili değişiklikler yapmak istiyorum. Onları da hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Şimdi onları göstereceğim. Mesela modellenirken şuralar bu şekilde modellenmiş. Edit Corner seçeneği var. Buna klikliyorum. Şöyle kliklediğimde çeşitli seçenekler sunuyor bana. Gap gibi, Blind gibi, Overlap gibi seçenekler var. Ben buradan Gap'i seçiyorum. Bakın hemen değişikliği gerçekleştirdi. Kontrole basılı tutarak diğer
Edge'i de seçtim. Birleştirme işlemini gerçekleştirdi. Okey demem yeterli. Okey dedikten sonra bakın Edge'lerimi yönetmiş oldum. Veya bakın şurada corner'larım var. Bent relief'lerim var. Corner relief'ler de şurada tanımlanabiliyor. Bunları da yönetmek mümkün. Şimdi geliyorum. Edit Bent Relief diyorum ve Bent Relief'lerimi seçiyorum. Kontrole basılı tutarak seçtim. Buradan ölçüsel değişimi yapmak da mümkün. Bakın. Artık hızlı ve pratik şekilde ve dinamik olacak şekilde değişikliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Obround tanımlıymış. Bunu rectangle olarak değiştirmek de mümkün. Okey dediğimde düzenlememi gerçekleştirmiş oluyorum. Mesela geliyorum. Edit Band diyorum. Şuradaki round'u seçiyorum. İç radyüsü 2'ymiş. 2 küsürmüş. Bunu 3 olarak değiştirmek istediğimi söylüyorum. Açısı 90'mış. 80 olarak değiştir diyorum. Ve okey dediğimde hızlı ve pratik bir şekilde değişikliğimi sağlamış oluyorum. Mesela şuraya geliyorum. Seçim araçlarım da oldukça güçlü. İçteki katı seçiyorum. Ne yapacağım? Move edeceğim diyorum. Şu kenar doğrultusunda mesela taşımak istediğimi belirtiyorum. Taşıma işlemimi gerçekleştiriyorum. Veya geliyorum, seçiyorum. Yine katımı seç dedim. Buradan remove et diyebiliyorum. Hızlı bir şekilde taşıma, silme, döndürme, offsetleme gibi işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Mesela geleyim şuradaki katı seçeyim. Buradan offset diyelim. İçe veya dışa hızlı ve pratik bir şekilde ölçülü offsetleme işlemini de gerçekleştirebiliyoruz. Gelelim şuraya. Edit Corner diyelim. Tekrar şurayı seçiyorum. Gap yerine Open diyorum. Open deyince Close Corner'la şu köşenin de sıfıra sıfır kapanmasını sağlıyoruz. Burada çeşitli seçenekler var. Kontrole basılı tutarak diğer tarafı da aynı şekilde tanımlıyorum. Okey demem yeterli. Şimdi Full Wall özelliğiyle de istediğim duvarın ölçüsünü değiştirebilirim. Mesela böyle uzatabilirim, kısaltabilirim. İhtiyacıma uygun olacak şekilde ölçülü bir şekilde duvarımın mesafesini de ayarlamam mümkün. Bu değişikliklerimi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyorum. Burada mesela geliyorum şuradaki katı seçiyorum. Modify Analytic diyorum. Çapımı değiştirebilirim mesela. Ardından açılımı al diyorum. Dıştan dışa ne kadar olacağını görüyorum. Buradan flat'ını oluştur diyorum. Açılım resminde oluşturmuş oldum. Sonra bunun teknik resmini elde etmek istediğimi söylüyorum. Birleştireceğim. Buradan bakmak istediğim oryantasyonda bakıyorum. Şöyle. Şöyle diyorum. Sonra bu görünüşümü seçip sağ tuş Projection View ile üç görünüşümü çıkartabiliyorum. Sheet 2'ye geçiyorum ve Add Model ile bu modelin açık halini çağıracağımı söylüyorum. General View'e klikliyorum. Ekrana. Geometri referanstan oryantasyonumu ayarladım. Scale'ini 1 olarak ayarladım. Ve View Display'den de No Hidden
şeklinde, bakın imalata hazır bir şekilde, kesime gönderilecek şekilde çizimimi, modelimi 2 boyuta indirgedim. Ardından file'dan save as'den export diyorum ve DXF olarak export demem yeterli. 2 boyut olarak kaydettim ve imalata da gönderebilir hale getirdim modelimi. Buraya kadar olan kısımla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Yardımcı olmak isterim.